Merhaba teknoloji severler. Bugün ilginç bir projeyle yine devam ediyoruz. Şöyle anlatayım. Bir tane Home Theater sinema sistemi var bende. Şöyle ki hemen göstermek gerekirse LG'nin markası şurada yazıyor. HB1100MK modeli. Bu ön paneli şöyle göstereyim. Bu ön paneli, bunda Blu-ray oynatıcı var 3D. DLNA'yı destekliyor. Wi-Fi'si var. Artı da VLAN portu var. HDMI destekliyor. S-Link LG televizyonlarla uyumlu. Ama Wi-Fi sadece bazı özellikleri destekliyor. Yani DLNA için destekliyor. Bunda tek eksik. Hatta bunda şöyle göstereyim. USB ve AUX in girişi önde de var. USB'den video veya MP3 de oynatabiliyorsunuz. Tek sorunu Bluetooth özelliği yoktu. Bu cihaza Bluetooth devresi sipariş vermiştim daha önceden. Ancak elime ulaşabildi. Gördüğünüz gibi bir adet Bluetooth 3.7 ile 5 volt arasında bir beslemesi var. Burada micro USB kablosuyla da besleyebiliyorsunuz. Harici board'un üzerinde ekstra şurada batarya girişi vardı bu. Ben bunu bu Home Theater'ın anakartına entegre edeceğim. Şimdilik takacağım modül hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Burada bir tane Bluetooth decoder devre var. Bu da Bluetooth'un anteni. Buraya zaten 3.5 mm'lik yaklı girişi de böyle direkt kablolarla bağlamadan da çalıştırabilmeniz için yapmış abiler. Yani micro USB ile de böyle besleyip hemen gösterelim. Şimdi bakın, ben buradaki LED şeyini de harici bir kablo ile buraya aldım. Bunu da ön paneli entegre edeceğim. Çünkü bu devreyi içine gömeceğiz. Şöyle göstermek gerekirse şuraya bir delik deldim. Bu deliğe bu harici LED devresini koyacağız. Buradan da Bluetooth'un aktive olup olmadığını göreceğiz. Yani bayağı uğraşıyorum. Ciddi bir güzel bir iş çıkması için. Bu da ses sistemi. Bunu da arka panelden AUX girişine vermek için soketli yaptım. Soketli yapmamın sebebi de yarın öbür gün bu Bluetooth devresini Home Theater'ın üzerinden başka bir AUX'a besleme yapabilirim. Yani kullanılabilir manuel bir yöntem olsun diye yaptım. Şimdi bunun montajından sonra nasıl çalıştığını ayrıca göstereceğim. %30'luk bir işim kaldı. Onu da bitireyim. Daha sonra devam ederiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. LG Home Theater projesinde bütün montaj işlemlerini tamamladım. Artık test aşamasına geldim diyebilirim. Şöyle ki bunu size nasıl gösterebilirim? Biraz ekranın kadrajına sığmıyor. Şöyle arka tarafta AUX'tan giriş yapıyoruz. Bluetooth'un çıkışı buna giriyor. Ön tarafı göstermem gerekecek aslında. Şöyle göstereyim bir adet de. Şuradan daha rahat göstereceğiz. Şimdi bütün kablo çıkışını buradan verdim. Buradan iki adet çıkıyor. Bir tanesi bu. Bir tanesi de normal 3.5 mm'lik böyle bir çıkış. Bunları herhangi bir amfi olan AUX devresine girip de bunun üzerindeki Bluetooth modülü üzerinden telefon veya Bluetooth'la bağlandığınız bir cihaz üzerinden müzik dinleyebilirsiniz. Telefon görüşmeleri falan hepsini yapabilirsiniz. Modülü şu kısma koydum. Gayet bir şık oldu. Onu da bir gösterelim.
Şu anda şu kablodan dolayı gözükmüyor olabilir ama tam şunun altında modül. Buradan bir tane öne display için LED indicator bağlamıştım. O da Bluetooth'un yanıp yanıp sönme olayını mavi LED. Zaten üzerinde vardı. İki tane ses çıkışını bağladım. Power'ı da bütün Home Theater'ın ana besleme power supply'ı burada. Bunun üzerinde bu üniteyi ayırmıştım ben ve üzerinde gittiği ölçümler yaparak 3.7 voltu alabileceğim en sağlam bir besleme buldum. Şu kırmızı şu kondansatörün artı bacağına geliyor. Eksiği de şuradan aldık. Şu da eksisi. Bu eksiği de bu kırmızıyı bir tane kabloyla buraya bir tane switch koydum bunun altına. O da Bluetooth modülünü açıp kapamamıza yarıyor. Hemen şu ses ayarı düğmesinin altında. Biraz sonra ön panelden onları da göstereceğim. Yani mekanizma şöyle çalışıyor. Power supply ana üniteyi zaten fabrikasyon devresinde besliyor. Blu-ray cihazı bu. Burada bir amfimiz var. Burada da Blu-ray'in controller ünitesi mevcut. Burası da tamamen ses çıkışı 5+1'in amfisi. Şöyle daha iyi gösterebiliriz. Burada 5+1'in bağlantı konnektörleri. Subwoofer'ından mid basslarına kadar her şeyin çıkışını oradan bağlıyorsunuz. Şurada bir tane gözüküyor mu? Şurada bir tane optik çıkış da var. Ben buradan bir televizyonuma, LG televizyonuma bağlıyorum. Üzerinde Wi-Fi var ve Wi-Fi sinyaliniz zayıfsa Ethernet kategori 5 kablosuyla da bağlayabiliyorsunuz. Hemen arkasında HDMI 1 in var. Buradan televizyona bağlıyoruz. Buna başka bir cihaz bağlamak için pardon, bu in. Bu HDMI in 2. Bu da HDMI in out. Buradan televizyon bağlantısını yapıyoruz. Burada da AUX bağlantıları var. Ve zaten Bluetooth devresinde buradaki AUX'a giriyoruz. Burada başka output'lar da var. Harici ampule bağlamak için. Onların hiçbirini kullanmayacağız. Optik bağlantıdan bağlayıp televizyon ses sistemini optik üzerinden ve cihazların iki LG cihazın birbirine S-Link bağlantısını da buradaki HDMI out çıkışından bağlıyoruz. Ve ses sisteminin bütün bağlantı kablolarını yaptıktan sonra buraya koyduğum, bunun altına koyduğum switch butonuna bastığımız zaman bu Bluetooth devresine elektrik geliyor ve activate oluyor. Telefonunuzdan bulup connect olduğunuz zaman buraya gönderdiğiniz bir ses parçası bu Bluetooth modülünün üzerindeki encoder devresi entegresi üzerinden bu kablo aracılığıyla buradan, aslında şu kablodur o, buradan gene kendi ses sisteminin üzerine dışarıdan bir AUX indirişi yaptım. Bunu yapmamın sebebi de bu AUX'u istediğimiz zaman çıkarıp başka bir AUX girişiyle bağlayabilelim diye yaptım. İçeriden bunu connect etmedim. Bağlamadım. Şimdi ön paneli de size göstereyim. Ve bu devreyi kapatıyorum. Ciddi testlere geçeceğim birazdan. Şimdi ön panelde gösterdiğim yer buydu. Bu switch. Bu switch birazcık düşük kaldı. Buna basıp açtığımız zaman böyle Bluetooth devresi devreye giriyor. Bir tane de indicator koymuştuk. O da şurada. Bakın şu LED devresi Bluetooth modülün yanıp söndüğünü gösterecek bize. Bunlar zaten orijinal olanlar. Burada zaten bir AUX 3.5 mm'lik jack'lı girişi vardı. Bir tane de USB destekliyordu. Buradan da Blu-ray çıkıyor. Kendi otomatik kapaklı açılıyor. Gayet şık. Buradaki butonda hata yaptık. Yani bilerek yaptım aslında. Bu butonun gizli olmasını istiyordum. Buraları falan delmek istemedim orijinalliği bozulmasın diye. Bacak bayı kurtaracaktı çapraz takaraktan ama birazcık bacağı yükseltmek zorunda kaldım. Açıkçası şu anda yere değiyor gibi gözükmüyor. Ama basmak biraz sıkıntı.
Bunu koyduğumuz yerde birazcık boş bırakacağız. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde şöyle de üstten bir daha bakacak olursak genel olarak home theater'ımız tamamen bitmiş durumda. Şimdi kapatalım ve testlere geçelim. Merhaba arkadaşlar. Projeyi tamamladım ve testlerini yapıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi AUX modunu alıyorsunuz ses sistemini. Ve burada da Bluetooth mekanizmamız çalışıyor. Şuraya koymuş olduğum tuşu göstereceğim size. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz alayım şöyle. Şurada bir tane tuş var. Bu Bluetooth'u kapatıyor veya açıyor. Bakın şuradaki ışıktan. Şu anda Bluetooth kapalı AUX modunda. AUX için bu AUX, iki tane AUX'u var. Bir 3.5 mm yüksekli bir ön panelden, bir de arka panelden AUX'umuz var. O arkadaki AUX bu şekilde gözüküyor. Bakalım portable. Portable dediği bu oluyor. Optical, bilgisayara bağlı, televizyona bağlı olan. Arc diye bir tane var. Home diye bir tane var. iPod var. HDMI in 1 var. HDMI 2 in var. AUX. Bizim AUX'dayken Bluetooth devremiz çalıştığında buna connect olup çok güzel müzik çalabiliriz. Şu anda da bağlandıktan, bakın o ses de bağlandığının, telefonun bağlandığının bir sesiydi. Bu AUX moduyla şu anda istediğimiz müziği ses sisteminden çalabiliyoruz. Buradaki LED bunun arkasından gözükmüyor. Gözükecek diye tahmin etmiştim ama tamamen ışığı yetersiz kalıyor muhtemelen. Buradan yansımıyor. Ona yapacak bir şey yok. Belki oraya daha sonra farklı bir renk takabiliriz. Şimdilik projeyi tamamlıyorum. Bir sonraki gelişim projede görüşmek üzere. Teknolojisiz kalmayın. Esen kalın. Sağlıklı günler.